Bizde var arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Lemasa kurulumunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Burada.com üzerinden 120 liraya Lemasa siparişi verdim arkadaşlar. Bu masanın kurulumuna geçip odamızda düzgün bir şekilde yayın yapabileceğiz. Biliyorsunuz ki Twitch yayınlarına yeni başladım. Yani bilenler bilir, bilmeyenler gelsin o zaman, açıklama kısmında Twitch kanalının adını bırakacağım arkadaşlar. Oradan yayınlarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a da zaten Twitch yayınlarından kesitler paylaşıyorum. İzlemek isterseniz YouTube kanalımda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Lemasa'nın konumuna geçelim ve odada biraz da düzenlemeler yapacağız tabii ki. Evimden geldiği kadar güzel kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Kamera aldım arkadaşlar. Logitech 920 kamera üzerinden şu an çekimi gerçekleştiriyorum. Bilgisayar olarak ise eski bilgisayar kullanıyorum bilgisayarda. Şu an hani 6 yıllık falan bilgisayar kullanıyorum ama ilerleyen zamanlarda bilgisayarı da yenilemeyi düşünüyorum. İnternetimi değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü internet zaten videosunu da çektim, YouTube videosunu mevcut. TÜKNET'e geçiş yaptım arkadaşlar. TÜKNET internetini kullanıyorum şu anlık. TÜKNET internet üzerinden canlı yayınlarımı gerçekleştiriyorum. Diğer internet üzerinden ise yayınlarımı, kontrolümü gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şu an evde iki internet bağlı. İlerleyen zamanlarda belki bir interneti iptal ettirip tek interneti tekrardan düşürebilirim. Montaj işlemini ilk olarak ayak montajından başlıyoruz arkadaşlar. Ayağın 4 tane vidasını en küçük vidaları kutudan alıp ayağımızı şu şekilde montajlıyoruz. İşlem olarak ise şu en küçük tahtayı arkadaşlar montajlama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, 8 numaralı parça diyor, yani şunlarla eşit olan sunte yani parçası. Yukarıdaki parçalarla aynı eşit olan parçayı altaya montajlamaya devam ediyoruz. Yani aynı iki vidayı kullanıyoruz. Yani aynı vidaları kullanarak montaja devam ediyoruz. Dördüncü işlem olarak ise arkadaşlar şu yan tarafı kapatacağız arkadaşlar. Yan tarafı kapatmak için ise iki tane sutamız kaldı geriye zaten arkadaşlar. Aynı uzunlukta. Şuradan hangisini demiş. Yani bu iki sutadan da ikisi de farklıymış ama. Boy olarak aynı ama. Şurada gördüğünüz 3 delikli olanı kullanacağız buraya kapatmak için. Şu şekilde kapanacak. Bunları da kapatmak için yine aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz alem vidaları kullanacağız arkadaşlar.
kısmı başarılı bir şekilde montajını gerçekleştirdik. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Gayet de hoş bir görüntü. Güzel gözüküyor buradan baktığım zaman. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Sıradaki işlemimiz arkadaşlar, kısa olan masanın üst kısmındaki kısa olan kenarı alıp, yani şu tahta zaten bir tane var arkadaşlar. Ve aletlerde bir tane de şöyle kısa kenar kaldı. Bu kısa kenarla bunu birleştireceğiz. Ve birleştirirken bu şekilde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şu delikler mesela bu şekilde olacak. Şu delikler hep birbirine bakacak böyle. Bu şekilde böyle montajlanacak arkadaşlar. Tabii bunu montajlarken kendinize yardım alırsanız sizin için iyi olur. Yine aynı şekilde alev vidalarla birlikte montaj edeceğiz şu şekilde. Bir sonraki işleme geçeceğiz. Bu şekilde montajımızı gerçekleştirdik. Masamızın üst kısmını, tezgah kısmını yani bilgisayarımızı koyacağımız yeri yapmaya geldi. Şöyle yine aynı şekilde yerine indireceğiz arkadaşlar. Şöyle indirdik şuradan. Burada gördüğünüz yerlere vidaları yerleştireceğiz arkadaşlar. Buraya vidaları yerleştirip montaja geçeceğiz. Şu iki tane siyah olanları şuraya arkadaşlar. Şu şekilde yerleştireceğiz. Şu üç tane olan plastikli vidayı ise buralara yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra da masamızın üstüne oturtacağız. Şöyle şunu bir kenara alacağız. Şimdi vidalarını yerleştirdikten sonra da bu tahtayı alıp üstüne oturtacağız arkadaşlar. Yani vidalı olan şu vidalı olan kısımlar, kamerada gözüküyor mu? Aynen. Şu vidalı olan kısımlar şuradaki ayağa denk gelecek. Şu ayağa denk gelecek. Diğer kısımsa şöyle üstüne oturtulacak. Darbe uygulayarak kapatmamız gerekecek. Başka türlü olma şansı da yok zaten. Oturttuktan sonra şunu gördüğünüz şu vidaları o yuvarlak geniş olan kısımlara takıp bunu sıkacağız. Bunu sıktıktan sonra buraya sabitlenmiş olacak arkadaşlar. Elimizde kalan son 4 vidaydı arkadaşlar. Şu kısmı sabitlemek için bu kısmı zaten bu tahtanın için üzerinde delikler var arkadaşlar. Alttan bu 4 vidayı vidaladığımız zaman burası da artık böyle birlikte bağlantılı bir şekilde olmuş oluyor. Birleştiriyoruz yani. Evet arkadaşlar, şimdi vidaları kapatmaya geldik. Şöyle bir plastiklerle vidaları kapatacağız. Bunları yaptıktan sonra şu ayaklarını yapacağız arkadaşlar. Altına çakacağız bu ayakları. Ayakları da çaktıktan sonra masamız hazır hale gelmiş olacak. Ve masamızı hazırladıktan sonra köşeye alacağız yani. Köşeye aldıktan sonra bilgisayarlarımızı yerine yerleştireceğiz. Ve bu şekilde masayla ilgili işlemlerimizi bitirmiş olacağız.